Classroom, öğretim elemanı ile öğrencilerin etkileşimde bulunmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Şimdi bunları sırasıyla tanıyalım. Bir öğrenci hem öğretim elemanıyla hem de sınıf arkadaşlarıyla düşüncelerini paylaşmak isterse akış ekranında yer alan "Sınıfınıza bir şeyler paylaşın" sekmesine tıkladığında açılan bilgi alanına düşüncelerini yazar. Bu paylaşımına dosya eklemek isterse ekle butonunu tıkladığında açılan sekmede Google Drive'dan bir dosyasını ekleyebilir, bir internet bağlantısı ekleyebilir ya da bilgisayarının yerel diskindeki bir dosyaya ekleyebilir ya da YouTube'dan bir videoyu bu paylaşımına ekleyebilir. Gerekli bilgileri girdikten sonra paylaşımını yayınlamak için yayına butonuna tıklaması gerekmekte ya da paylaşımı iptal etmek isterse iptal butonuna tıklayabilir. Öğretim elemanının yapmış olduğu duyuruya ilişkin düşüncelerini yazmak isterse ilgili duyurunun altında yer alan sınıf yorumu ekle sekmesine düşüncelerini yazarak paylaşabilir. Bunun haricinde öğretim elemanının vermiş olduğu ödevi tıkladığında açılan pencerede ödevle ilgili iki farklı yorum alanı bulunmaktadır. İlk yorum alanı ödevin altında yer alan sınıf yorumları sekmesinde yer alır. Buraya yazılan yorumu hem öğretim elemanı hem de sınıfta yer alan diğer öğrenciler görmektedir. İkincisi ise gizli yorumlar sekmesidir. Buraya yazılan yorumu sadece dersin öğretim elemanı görmektedir. Ayrıca öğrenciler öğretim elemanı ya da ders alan diğer öğrencilerle iletişime geçmek isterse kişiler sekmesinde yer alan listede öğrencilerin ya da öğretim elemanlarının e-posta adreslerinden erişim sağlayabilmektedir. Bu şekilde Classroom öğretim elemanı ve öğrenciler arasında etkileşimi sağlamaktadır.